Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Bal Kafa Samet'in yanındayız. Bugün Samet kardeşimle uğur tedavisi yaptık. Bir tane uğurlu kuşumuz vardı. Onun kanadını iyileştirmeye çalıştık. İğne falan vurduk kuşa. Kesmeden, biçmeden, yani küçük kardeşlerimiz nasıl daha basit yapabilir diye. Çünkü kesme biçme içine girdiğimiz zaman genelde kuşu öldürebiliyorlar. Biz basit bir yöntemini anlattık. Genta 80 değil mi? Genta 80'di, evet. Genta 80 aldık geldik. Eczaneden, sağlık ocağından yazdırıyorsunuz. Eczaneden temin ediyorsunuz. Bir de Samet, o iğne nerede? Onu da göstereyim. Çünkü videoyu Samet akşam yayınlayacak. Şu anda yayınlanıyor. Şu iğneyle kuşun kanadından vurduk arkadaşlar. Kuşumuz şu anda içeride. Akşam, Samet akşama yüklenir herhalde. Akşam olmasa da yarın yüklenir. Bal Kafa. Akşama yüklenecek kesin. Burada nasıl çekiyor internet? Bal Kafa Samet kanalından uğurlu kuş nasıl tedavi edilir? Onu açıp oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. İğnesini yaptık. Güzel bir video oldu. Ayrıca hangi kuşu neyle çalışacağınızı Bal Kafa kategorisinde, onlardan da size ince tavsiyeler, öneriler, hangi kuşun altından ne çıkmış ya da ne çıkar, onları gösterdik arkadaşlar. Onları da gösterdik, yavruları gösterdik. Evet. Kanala geçin, orada daha iyi. Onları da Samet'in kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Faydalı bir video oldu. Gerçekten faydalı bir video oldu. Ben de oturup tekrar izleyeceğim videoyu. Bakayım neye neye vurmuş, neden çıkartmış. Ben de izliyorum onu, sen de yapıyor musun? Yok, ben kendi videomu izlemiyorum. Ben izliyorum. Seninkini izleyeceğim. Ben çekiyorum. Geçen çektiğim videoyu izliyorum. Hani böyle diyorlar ya televizyonda, şeyde, filmlerde. Katil adamı öldürdükten sonra olay yeri geldi. Benimki de aynı. Ben videoyu çekiyorum. Paylaştıktan sonra bir daha izliyorum. Ya ben onu nasıl izlerim biliyor musun? Şimdi otelde zaman geçmiyor ya. İşte biz, ben de ondan izliyorum. Başka değilse. Geçen abi çatalı niye zansürlememişsin demişler. Baktım videoya. Dedim ben kardeşim videoyu izlemiyorum. Evet. Ama senin videoyu izleyeceğim, tekrardan bakayım. Ben de örnek alacağım şimdi neyden ne çıkıyor diye arkadaşlar. Bu tür şeylerden faydalanın. Herkes bunları açıklamaz. Şimdi biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Konuyu özet geçersek, bugün şimdi Enes yok, o daha gelmedi. Normalde Enes bunların suyuna, yemine, her şeyine o ilgileniyor arkadaşlar. Samet de çalışmalarıyla ilgileniyordu. Evet. Bugün dedik ki biz takviyelerini yapalım. Şimdi hangi kuşlara ne vereceğiz Samet? Bugün dişilerin suyu bitmiş. Normalde hepsine ben günlük tedavi, yani günlük şey uyguluyoruz. İlaç şeyi uyguluyoruz. Tedavisi uyguluyoruz. Takviye tarzı. Yani, sağlıklı bir hayvanı bile mesela haftada ben 2 gün ilaç veriyorum. Nasıl ilaç? Bir gün probiyotik veriyorum. Bir gün de vitamin veriyorum. Düzenli olarak. Haftada 2 gün böyle bir çalışmalarım var. Bazen de gözlemlediğim kuşlar oluyor mesela. Gözlemlediğim kuşlara da mesela atıyorum kıçkıdık oluyor mesela, böyle üst solunmasından. Evet, kık falan diyor. Onun için farklı bir ilaç girebiliyorum mesela, günde, haftada bir güne onu da yayabiliyorum. Ne bileyim, sadece ona özel yapabiliyorum. O suluktan da içtiği için hepsine de yayılma olasılığı çok oluyor. Kanatlıların halbise böyle çok büyük bir şeyleri var, sıkıntıları var. Evet. Kanatlıların yani gerçekten bir hastalıkta olan aynı yemden bile yem yemesi çok büyük sıkıntıya yol açıyor. Onun için bugün dişilere biraz böyle şey gördüm. Bir tanesinde hıkkık var. Yavru bir oda var özellikle. Onun için bugün şey gireceğim. Hibrodoks gireceğim. Normalde bizim halk dilinde diyorlar ağzına sık falan. Ben hiç öyle şey yapmıyorum. O da bu soluktan su içiyor. Öbürküleri de içiyor arkadaşlar. Evet. Doğru bir çözüm olduğu için ben sularına bir gün boyunca bunu vermeyi tavsiye ediyorum. Toplu artık bir şekilde. Sizin görüşünüz nedir ne değildir onu bilemiyorum ama bizim kullandığımız yöntemler bu şekilde. Yani ilaç elinde mevcutsa, evet, ver edebiliyorsan, çok evet, zararlı bir şey de değilse, evet, tamam mı? Burada benim ilaçlarımın birkaç parçası burada, diğerleri mesela odamda da var. Evet. Bunlar taşlardan daha burada, evet, aşağıda falan dolu. Bu geçen siz de bahsetmişsiniz Gökhan abiyle. Bak ben bir şey alıyorum. Açılmamış yavru. Evet. En kalitesinden getirmişsin. Aynen. Depovit. Günde ben sabah 5 akşam 5 attırıyorum arkadaşlar. Neden böyle kullanıyorum? Yavrulara gerçekten destekleyici oluyor. Bayağı faydası olsun. Protein destekleyici gerçekten oluyor. Şöyle bir hap var. Geçen bir abim verdi. Eptantiyon tablet diye. Bunu şey diyor. Sallabaş için birebir.
Arkadaşlar bunu ben yavruda bilmiyorum yani. Bakın yavru kuşta mesela örnek görüyorum, böyle 25 günlük falan kuş kafaya çevirdiği zaman tüm atmayın, yarım atıyorsunuz, tamam mı? Yavruya yarım. Eke kuşlarda da günde 1 hafta attığınız zaman ilerleme varsa iyi. Baktığınız şey yapmıyor. Sarımsakla da takviyeleyin. Onun da antibiyotik şey olduğu için sarımsağın, onun da faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi Samet, bugün dişlere suyuna ne katacağız? Bugün dişlere Hibridox vereceğiz kardeşim. Hibridox, aynen o. Bakın bu da Hibridox'un iyisi arkadaşlar. Bunun bir küçüğü var. Bir küçüğü var, aynen. Bir orta boyu var. Bunlar normalde kapaklı oluyor, şırıngayla çekiyorlar ama bunu normalde ben şeyden aldım, pet shop'tan aldım. Bunun bası da 2 litre suya göre ayarlanmış. Hmm. Şimdi bu pompayı bastığımda 2 litre suya ne kadar basılması gerektiği kadar veriyor bu pompa. Normal Hibridox 100 mg arkadaşlar, siz de temin edebilirsiniz. Çok büyük bir parayla falan satılmıyor. Yanlış anlaşılmasın, öyle çok değerli bir ilaç da değil ama gerçekten gördüğünüz gibi kuşlarımız için değerli olan bir ilaç. Yani gerekiyor. Aha, şurada mesela baba. Geçen Antalya'ya gittim. Antalya'dan aldım bunları. Bunlar, hatta bir arkadaşı kandırdım, ben dedim uyuşturucuya başladım falan. Bu arkadaşlar şey yapı, gümüş apı. Duydun mu Mutlu daha önce? Hı-hı. Gümüş apı yumurtamayan kuşlar için çok faydalı bir yap arkadaşlar. Bunun bir de arkadaşlar suya ekledikleri var. Bu gümüş suyu hayvanların içini temizlesin diye, tamam mı? Bunlar çok kanatlılarda faydalı. Dediği gibi yumurtlamayan böyle kısır dişler var ya, kısır dişilere ya da yumurtaya küsmüş hayvanlara kullanılıyor. Örnek veriyorum, bir de şunlar gerçek mi? Onlar posta yumurtası. Ha, bunların zar tutmayan halleri var arkadaşlar. Evet. Nasıl söyleyeyim size, böyle kabuğu yani yapmıyor. Verimsiz olan döllü yumurtalar var. Zarını oluşturmuyor veya dış kabuğunu oluşturmuyor. Ha, ona bunu bir de bakın gümüş şeyini kullandınız, bu da probiyotik. Onun kutusunu ne yaptım ben işte. Bakın. Geçen ben paylaşmıştım. Kurt tedavisi yaptım. Üstüne bunu kullanın diye söyledim. Birkaç soranlar olmuş. Yumurta yapmayan kuşa da, sözünü kestim, bundan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı hayvana ben haftada bir gün giriyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz ampul 2 litre suya bir tane dökülüyor. Bunun biraz ücreti pahalı bu şeyin. Normalde geçenlerde de gösterdiğimiz gibi biz kefir diye paylaşmıştık. Kefir de güzel. Ama bu biraz bir tık daha üstü mesela. Bu Şahin değil de Mercedes. Evet. Bu öyle bir ilaç. Biz de tabii ayda, haftada bir gün girdiğimiz için ayda 4 gün giriyoruz. İçi onlu zaten değil mi? Öyle. İçi onlu. Onlu. Haftada bir kere uyguladığınız zaman mesela bunu örnek veriyorum. 10 hafta boyunca, 2 ay boyunca bu size gider arkadaşlar. Ama 2 litre suya gider. Heh. Kefiri aldığınız zaman 3 gün içinde bozulduğu için onu kullanıyorsunuz. Bu da 60 lira mıydı? 70 mi? 64 lira olması. 60 lira. Bir kefir de 6 lira. Aynen. İşte aynıya geliyor yani. Kefir sağlık açısından bu daha iyi. Ben bunu tercih ediyorum. Bak burada daha bu ne? David 3. Bu sıra ilaçları da komple. Bak David 3 zaten şey, ağzı kendi damlalı. Hı hı. 1 litre suya ben 3-4 damla damlatıyorum bundan. Günlük zaten ilaçlar arkadaşlar günlük diye söylememize artık gerek yok. İlaçların hepsi günlük olması lazım yani. Bu David 3 arkadaşlar güneş vitamini. Oral damla çözeltisi bu. Mesela bazen insanlarda da kemik erimesi oluyor. Evet. Ne bileyim, ayakları tutmayan abiler, kardeşler oluyor. Onlar için de doktor ekmeğin içine veya yemeğin içine damlatılıp bunlardan yedirtiyorlar. Çok iyi bir kemik yapısı yapıyor hayvanlarda. David 3 arkadaşlar. David 3 aynen. Göstereyim. Ben düzenli olarak kullanıyorum. Yavrularım böyle 20-25 gün olduğunda o mesela posta kümesine bunu da giriyorum haftada bir. Örnek görüyorum. Burası mesela çok güneş almadığı için yani. Evet. Şimdi alıyor ama yukarıdaki kadar beslenemiyor. %100 yani bir beslenemiyor. Şu yer kümesi gibi olmuyor arkadaşlar. Evet. O yüzden Samet mesela ne yapmış bakın ona. Ha, demek ki kuşlara güneş D vitamini eksikliği var deyip bundan tedarik etmiş. Aynen öyle. Şimdi şu suyu şöyle Hibridox'u suya basıyorum. Bir tık bastım mı yetiyor. 2 litre suya. Sağ olsun. Bizi de uğraştırmıyor. Şeyler uğraştırmıyor. Aynen. Tembelliğe alışıyor.
Selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Enes, sana bir sipariş vermiştim. Duydun mu o siparişi? Yok. Allah cezayı verecek yine. Siparişi? Ne yapayım? Sana şey al dediydim, neydi? Yok. bak. Bak burada. Genta'yı aldık. Genta'yı çözdük. Uğur tedavisini yaptık. Videoyu bile paylaştık kanalda, seni daha yeni geldin. Daha Allah bilir izlemeden gelmiştir şimdi. Evet arkadaşlar, bugün şimdi bir de yavru kümesinin suyu şey mi? Yavru posta kümesi mi? Dün değiştirilme zamanı geldi mi? Takviyesini bir gösterelim mi arkadaşlara? Bunu akşamları değiştiriyoruz. Ha tamam, akşam değiştiriyorsan. 2 litre su veriyoruz, bir akşama kadar yetiyor bak. Bu akşam biter mesela. Akşam üstüne sonu değiştiriyor. Şimdi bunun içinde probiyotik var mı o suyun içinde? Yok. Ne var onun içinde? Mesela yavrulara onun içinde şu anda ne var? Gervit mi var? Aynen. Gervit. Samet, bunu yurt dışından mı getirmiştin? Aynen. Orijinali yurt dışından geliyor zaten. Bunu o zaman ben size nereden bulacağını söyleyeyim. Büyük kuşçular arkadaşlar. Küçük arkadaşlarımız alamasa da internete giriyorsunuz. Tamam mı? Facebook'a giriyorsunuz. Fatih Aras. Tamam mı? Fatih abiye ulaşıyorsunuz. Abi mutlu mirocunun deyin, mutlu abinin selamı var deyin, bilmem ne deyin. Bunları size gönderiminde yardımcı olur. Benim söylediğimi söylerseniz de biraz daha uygun size temin eder. O da bunların satışını yapıyor. Birebir orijinallerini size gönderir arkadaşlar. Samet yurt dışından getirtmiş direkt. Bunlar Hollanda malı mıydı? Lanfert Hollanda malı zaten. Bu Alman olması lazım. Aynen bak, Germany. Evet. Lanfert Alman, Hollanda. İkisi yönetiyor zaten. Bunu arkadaşlar kesinlikle, yani şöyle söyleyeyim bak, bu 1 litre evet. Bunun yarım litreliği de var, 150'liği de var. Herkes kesesine göre alırsa daha iyi olur. Güneş görmeyen bir yerde saklanırsa yeter ki ben bunu alalı emin olun 6-7 ay oldu yani. Siz görün daha ne kadar var. Daha bayağı da var. Bir de çok arkadaşıma, eşime, dostuma tedarik ettim, verdim. Çok faydalı arkadaşlar evet. Bunu. Kimi kostümcüler bunu bulundursun abi. Oyun kuşu olmasa bile kostümcülere, uçumcular da bulundursun. Gerdanlara gerçekten şey, direnç sağlıyor. Gerçekten ayarları güçlendiriyor yani. Faydasını görüyor burada arkadaşlar. Normalde yani Samet genelde kuşları böyle kapatmayı sevmez. Çatıdaydı kümesi. Evet. Ama buradanın daha uygun olduğunu düşündü. Ama böyle kapatıp da kendi hallerinde de bırakmıyor kuşları. Arkadaşlar yoksa bu kapalı ortamlarda genelde kuşlarda böyle hafif bir mutsuzluk, puskunluk olur. Onlar da bu takviyelerle gideriyor arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Şöyle şurayı ben, şuraya bir tane kuş atalım. Kapak fotosu çekeceğim. Neyse şey, kapatınca çekerim. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Hepinize Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.